سمع الله لمن حمده. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Buranın cemaati dağıldı diğer camilere ama daimi burada olanlar da var. Dolayısıyla biz o şimdi çıktığımız binanın alt taraftaki salonunu kiraladık. Mescit yaptık orasını. Bize karşılıksız olarak Allah rızası için verdiler yeri. İşte kablo çekmişler. Komşu evden özel evden olarak verdi. Alıyoruz. Sevaba giren dedi. 50 metrelik bir kablo döşenmiş. Şimdi şu Ramazan müddetince hiç olmazsa bayram da dahil bu elektriği sağlanması konuyu ben bizim milletvekilimiz avukat Muharrem Erkek'e ilettim. O da Numan Kurtulmuş'la konuşmuş. Vakıflar Genel Müdürü. Çözülecek deniyor. Ama ne zaman onu da bilemiyoruz tahmin ediyorum. Sayın Bakan ilgilenecek bu işle. Derim biz bayram namazını burada kılmak isterdik. Çünkü Çanakkale'nin en eski camii bu. Yalnız benim bildiğim kadarıyla tarihçesi kalelerle beraber Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır yani. Gayet ilgisizlik. Hiç ilgi gösterilmiyor. Bir seneyi geçti. Ayıptan öte ayıp. Ayıptan öte ayıp. Çok güzel bir ifade. Ezan demek Müslümanları namaza çağırmak demek. Tamam mı? Eğer elektrik yoksa burada ezan okunmuyor. Burası Müslüman köyü. Müslüman şehri. Tamam mı? Burada bir minarede eğer ezan okunmuyorsa elektrik nedeniyle bu çok ayıp. Müslümanlığa da yakışmaz ya. Bunu ne diyebilirsin? Hani diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer nokta demek lazım oraya. Evet.
Tadilata yapılan cami şöyle diyelim, 2016 yılında yapımı başlandı. Yaklaşık 275 gün süre verilmişti. İçine tadilat etti, bitecek ve teslim edilecekti. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldır Fatih Camii'mizin, şöyle diyeyim size, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Çanakkale'de yerleşimi yaptığı zaman ilk kurduğu cami, hala da yapımıyla ilgili akıbeti belli değil camimizin. Şu anda Ramazan ayında vatandaşlarımız tarafıyla ilgili ya da vakit namazları kılmakla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Apartman dairelerinin alt katlarında zeminlerde namazlarını, namaz borçlarını yerine getiriyor.